Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam, kripto para piyasa değerimizin 867 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Dünden bugüne %2.4'lük bir düşüş söz konusu. Bu paranın ama 581 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin'deki paranın halen ekstrem boyutlarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. TradingView'da Bitcoin dominansını incelediğimiz tabloya gelince, hatırlarsanız bu mavi alan ve üstündeki şu kırmızı direncin oldukça kritik olduğunu ve haftalardır bu alanda bir geri dönüşün, bir salmanın deyim yerindeyse mümkün olduğuna inandığımızı söylemiştik. Bu alandan reddedilmenin ise %70'in altında, bu mavi alanın altı %70'e denk geliyor. 70'in altında günlük mum kapatmayla beraber kendini teyit edeceğini söyledik. Bu alan dolayısıyla genel olarak bu alan tekrardan direncimiz, üstümüzde, altımızda bu salmanın şu alandan bir tepki almasını, yani %67 ve %66.4 seviyesindeki şu paralel destek alanından bir tepki almasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Şu anda muhtemelen dominans düşüşündeki momentuma bakınca, Bitcoin'de de devasa hareketler görmezsek, sert hareketler görmezsek yukarı veya aşağı, bu dominans düşüşünün devam edip en azından burayı bir deneyeceğini düşünüyorum. Burayı yitirmemiz durumunda şu trend hattı izleyeceğimiz destek alanı olacak ki o da %65 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla alanlarımızda bir değişiklik yok. Bu salmanın devam ettiğini görüyoruz. Bunun altında günlük kapatmayla beraber bu salmanın, bu alandan reddedilmenin kendini teyit ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla izlediğimiz alanlarda da, planda da, değerlendirmemizde de bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Dominans düşmeye devam ediyor gibi arkadaşlar. Gelelim total 2 tablomuza. Total 2 tablomuzda bildiğiniz üzere altcoin'lerin piyasa değerlerini sadece baz alan bir tablo. Dolayısıyla Bitcoin'den bağımsız olduğu için, her ne kadar Bitcoin dominansından ve Bitcoin hareketlerinden etkilenen bir tablo olsa da, elbette onlarla bağımlı bir tablo olsa da, matematiksel açıdan burada sadece altcoin'lerin piyasa değeri var. Dolayısıyla bundaki bu kuvvetli artışta altcoin'lere para girmeye başladığını bize gösteriyor. Nitekim haftalardır en azından para çıkmadığını konuşuyorduk ama artık özellikle şu 3-4 gündür tekrardan para girmeye başladığını bize gösteriyor. Bu da zaten altcoin'lerde, belki hepsinde değil ama birçok altcoin'de çok kuvvetli hareketler görmemizi sağlıyor. Ethereum başta olmak üzere. Ethereum demişken arkadaşlar, Ethereum'un dolar paritesini dünkü altcoin videomda değerlendirdim. İzlemeyen arkadaşlar dünkü altcoin videomu da izleyebilirler ama Bitcoin paritesini biliyorsunuz, Bitcoin'leri insanların altcoin'lere çevirip çevirmediğini görmek adına bir gösterge parite olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla Ethereum Bitcoin paritesinde kuvvetli artışlar artık Bitcoin'lerin Ethereum liderliğinde altcoin'lere akmaya başladığını da gösteriyor. Bu tabloda teknik açıdan bir alçalan kama olduğunu konuşmuştuk. Alçalan kamanın üstünde günlük mum kapatmamız durumunda iki tane hedeften bahsetmiştik. Bir tane hedef, nitekim dün de buradan reddedildi, önceki tepe noktası ve şu paralel direnç hattı, o da 33.783 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Satoshi'leri burada göründüğü şekliyle söylüyorum. Dolayısıyla akıl karıştırmasın. Normalde bunlar milyonla ifade ediliyorlar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bir akıl karışıklığı olmasın Satoshi bazında. Burada görünen 33.000 olduğu için 00'dan sonra onu söylüyorum. Kolay olması adına. Bugün de tekrardan buradan bir reddedilme görüyoruz. Teknik açıdan şunu söyleyebilirim ki 33.783'ün üstünde bir günlük mum kapatmamız durumunda önceki zirve kapanış seviyesi bence izleyeceğimiz direnç olacak. O da 39.882 seviyesi. Dolayısıyla şu anda birinci hedef ve birinci hedef gerçekleşmiş durumda. İkinci hedef ise üstümüzde duruyor. Bunun üstünde günlük mum kapatmak durumunda devam edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz dünden beridir Ethereum'un Bitcoin paritesi dolar paritesine göre çok daha kuvvetli, çok daha yukarı seviyelere çıkmış durumda arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir gösterge altcoin'lere para akışı anlamında arkadaşlar. Son olarak Messari'de yanlış yerleştirmişim sayfaları, özür diliyorum. Son olarak Messari'de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine
baktığımız tabloya gelince şu anda 13 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz ki bu ekstrem bir seviye haftaya çok ciddi bir para akışıyla piyasanın başladığını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Gelelim Bitcoin tekniğine. Bitcoin tekniğinde hatırlarsanız dün satışlar vardı. Bu satışlarda ilk izleyeceğimiz seviyenin 30.000 seviyesi olduğunu söylemiştik. 30.000 seviyesinin altında 4 saatlik mum kapatmadığımız müddetçe bu alanın destek olarak çalışmasının mümkün olduğuna inandığımızı da ifade etmiştik. Belki tam böyle değil ama bunu ifade etmiştik sizlere arkadaşlar. 30.000 seviyesinin destek olması zaten bu anlama geliyor. 4 saatlik de kısa vadeli tablolarda, formasyonlarda da, destek alanlarında da, direnç alanlarında da bir alanın kırıldığını söylememiz için hep söylediğimiz bir şey bu. Altında veya üstünde, dirençse üstünde, destekse altında 4 saatlik mum kapatmanın zaruriyetinden zaten hep bahsediyoruz. Nitekim dün altına iğne atsak da bu alanın destek vermeye devam ettiğini görüyoruz. Dünkü kuvvetli satışlardan biridir. Dolayısıyla 30.000 seviyesini yitirmediğimiz müddetçe aşağıdaki seviyeleri konuşmanın mantıklı olduğu kanaatinde değilim arkadaşlar. 30.000 seviyesinin altında 4 saatlik mum kapatmamız durumunda dünün bir özetini yapmak adına 26.845-26.430 seviyelerindeki Golden Pocket ve onların altındaki 25.900 seviyesindeki paralel destek alanını, şu yeşil alanı izleyeceğiz. Üstümüzde ise önceki tepe noktası bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Yani önceki 4 saatlik kapanışları baz aldığımızda 34.590, önceki zirveyi baz alırsak 34.880 civarına denk geliyor. Dolayısıyla buraya kadar bir direnç olduğu kanaatinde değilim. Şu anda burada formasyon anlamında 4 saatlikte net gözüken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir konsolidasyon süreci bence devam ediyor. 30.000'in üstünde kaldığımız müddetçe de bu konsolidasyon muhtemelen hareketlerin yönü doğrultusunda bir takım formasyonlar yaratacaktır. 4 saatlikte 4 saatlik kısa vadede daha çok dikkate aldığım bir zaman aralığı biliyorsunuz. Belki 1 saatlik de çok sağlıklı olduğunu düşünmesem de burada bir obo yapısı oluşuyor olabilir. Ama obodan ziyade burada illaki bir formasyon konuşacak olsam arkadaşlar, ben bir falling wedge konuşmayı daha mantıklı bulurum, onu söyleyeyim. Çünkü burada dikkat ederseniz alçalan diplerimiz var. Yani kapanışları baz aldığımızda 1 saatlikte alçalan diplerimiz var. Aynı zamanda da alçalan tepelerimiz var. Şu şekilde çizilebilir kanaatindeyim. Dolayısıyla buna baktığımızda alçalan dipler ve alçalan tepeleri trend hatlarıyla birbirine birleştirdiğimizde bir falling wedge, yani alçalan kama olduğunu görüyoruz. Alçalan kamalar arkadaşlar boğaz sinyalleridir ama bu tip formasyonlarda biraz önce destek alanında da konuştuğum gibi hiçbir zaman kırılma olmadan trade'e girmek mantıklı değildir. Çok kısa vadeli trade benim çok sevdiğim bir şey değil açıkçası, ama girmek isteyen arkadaşlar olursa burada muhtemelen 32.000 seviyesi kırılıp 1 saatlikte, şu anda bakıyoruz formasyon çünkü 1 saatlikte net gözüküyor. 1 saatlikte 32.000 seviyesinin üstünde saat kapanışı hacimle de desteklenirse, yani yüksek hacim mumları görürsek şunun gibi, o zaman belki önceki tepe noktası hedeflenerek bir trade'e girilebilir diye düşünüyorum. Ama 1 saatlikte oluşan formasyonlara 4 saatlikte olan gibi, 1 günlükte olan gibi çok ağırlık vermiyorum. Onu da söylemiş olayım. Zaten formasyonun alt hedefini çok da konuşmaya gerek yok. 30.000'i yitirmemiz durumunda zaten biraz önce izlediğim destek alanını kuvvetli olacağını düşündüğüm destek alanından bahsettim arkadaşlar. Şu anda teknik anlamda çok fazla konuşabilecek bir şeyim yok. Önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketleriyle elbette konuşacağız. Tek trade için burada bir yol gösterici olarak falling wedge konuşulabilir diye düşünüyorum. Ama 1 saatlikte olduğu için çok ağırlık vermiyorum. Onu da tekrardan hatırlatmak isterim. Gelelim temel analiz tarafına arkadaşlar. Son 30 günde borsalardan 87.900 Bitcoin çıkmış. Borsalardan Bitcoin çıkışı, ki bu ekstrem seviyelerdeki çıkış, bunu daha da tasdik eden bir şeydir arkadaşlar. Yatırımcıların,
özellikle büyük yatırımcıların orta ve uzun vadede Bitcoin fiyatına inanmaya, Bitcoin fiyatının artış göstereceğine inanmaya devam ettiklerini bize gösterir. Dolayısıyla bizim boğa sinyali olarak değerlendirdiğimiz gelişmelerdir. Nitekim burada arkadaşlar bu bahsettiğimiz 87.900'lük Bitcoin'in 84.558'i sadece 30 gün içinde Coinbase borsasından çıkmış. Coinbase'de Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Coinbase Pro bunun ağırlığını sağlayan borsa. Coinbase Pro'da kurumsal yatırımcıların yatırım yaptığı bir borsa. Dün farklı vesilelerle anlatmıştık ama en burada yani 88 bin hemen hemen Bitcoin çıkıyor. Bunun 84.500'ü Coinbase'den çıkıyorsa bunun önemli bir kısmı arkadaşlar kurumsal yatırımcı demektir. Kurumsal yatırımcı FOMO'su demektir. Dün de anlattığımız gibi 2599 tane Bitcoin Huobi'den çıkmış. 599 Bitcoin Kraken'den, 5700 Bitcoin de OKEX'ten çıkmış. Bu tabloyu aşağıya linkini bu haberin bırakacağım. Bu haberde bu tablo var arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Şöyle de bir illüstrasyon var. Mart'tan beridir borsalardan çıkan Bitcoin'i gösteriyor. Görüyorsunuz hep aşağı yönlü trend var bütün borsalarda. Her bir renk başka bir borsayı temsil ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş olduğunu burada net bir şekilde görüyoruz. Ama kurumlar sadece ve sadece alıp cüzdanlarına çekip orta ve uzun vadede Bitcoin'e inanmaya mı devam ediyorlar? Hem evet hem hayır. Devir Group'un CEO'su Christmas döneminde yani Christmas Noel döneminde Bitcoin'in kendi şahsi Bitcoin'lerinin yarısını satmaya karar vermiş. Bu bir kar alma işlemi diyor. Bitcoin'e inancıyla alakalı bir şüpheye düşmemesini söylüyor. İnsanların inanmaya devam ettiğini, şu anda kar satışı yaptığını, bunun amacının ileriki dönemlerde daha fazla Bitcoin almak olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Nitekim kendisi Ekim 2020'de Nigel Green'den bahsediyorum ki Ekim 2020'de bu kanalda sizlere bahsetmiştim. Kendisinin Bitcoin'e inanmaya devam ettiğini, ki şu anda da bunu söylüyor. Bitcoin'e inanmaya devam ediyor orta ve uzun vadede. Sadece bir kar satışı yaptığını görüyor. Ekim 2020'de ise fiyat 10 bin dolarlar seviyesindeyken fiyatın ekstrem seviyelere çıkacağını inandığını söylemişti. Nitekim haklı çıktığını da bize zaman gösterdi. Arkadaşlar özür diliyorum. Devam ediyorum. Borsalar demişken son olarak arkadaşlar çok özür dilerim. Binance'te 80 milyar dolarlık günlük hacim yakalanmış. Bu hem Binance için hem de borsalar için çok ekstrem bir seviye. Dolayısıyla bir rekor. Şöyle ki CZ Binance'ın attığı tweetle bundan haberdar olduk. Vadeliler borsalarının hacmi 24 saatte dünün verileri bunlar 56 milyon dolarlar, 56.8 milyar dolar civarındaymış. Spot piyasasının hacmi ise 23.6 milyar dolarmış. Dikkat ederseniz ama spot piyasanın 2 katı kadar vadeli piyasada hacim olması da ilginç. Çünkü Binance biliyorsunuz spot olarak en büyük borsa kabul edilen borsalardan bir tanesi, belki de en başında geliyor. Ama onda bile vadeli işlemlerin çok daha büyük olması bu piyasada vadeli işlemlerin daha çok tercih edilir olduğunu gösteriyor. Ama ne olursa olsun ilgi ifade etmesi açısından 80 milyar dolarlık bir günlük borsa hacmi ekstrem bir seviye, yeni bir rekor seviye arkadaşlar. Haberler bölümümüze gelirsek bugünün önemli haberi Amerika Birleşik Devletleri'nde federal olarak regüle olmuş, yani federal lisanslarını almış bankaların hepsinin sabit coinleri kullanabilme hakkı verildiğini söyleyen bir mektup var arkadaşlar. Bu mektuptan açıkçası Twitter'da ilk başta bu haber sitelerine düşmeden önce Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire'ın tweetleriyle haberdar oldu piyasa büyük oranda. Şöyle ki kendisi bu mektubun, ki mektup OCC tarafından geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri döviz denetleme kurumu olarak Türkçeleştirilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dediğim gibi lisanslı bankaların artık sabit coinler kullanabileceğini söylüyor. Bunun da en çok kendilerinin çıkardığı tabii ki USDC'ye yaradığına da inanıyor elbette Jeremy Allaire. Ama bütün sabit coinler için
bir genelleme yapılabilir. Ama biliyorsunuz en çok kullanılan sabit coin piyasada perakende tarafında, özellikle USDT, Tether. Tether'de de hali hazırda devam eden bir dava süreci olduğu da bildiğimiz bir şey. Bakalım süreç ne gösterecek. Ama şöyle bir şey var, şurası önemli. Merkeziyetsiz, izinsiz, açık kaynak kodlu ve internet temelli dövizlerin, varlıkların, yani paraların deyim yerindeyse, bu alana girmesi ve bunların legalize edilmesinin çok önemli olduğunu söylüyor. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Dolayısıyla kripto para topluluğu açısından önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, bu senenin çok fazla regülasyonla geçeceğine inandığımızı farklı farklı vesilelerle sizlere anlatmıştık. Nitekim regülasyonlar tarafı hız kesmeden devam ediyor. Kısa vadede elbette olumsuz olanları olacaktır ama uzun vadede regülasyonların her zaman piyasa açısından iyi olacağına inanan insanlardan biriyim. Umarım Türkiye Cumhuriyeti'nde de, kendi ülkemizde de bu tip regülasyonlar, dünya standartında regülasyonlarla bu alanda legalize bir durum oluşur diye de umuyorum arkadaşlar. Gelirsek haberimize, Amerika Birleşik Devletleri Vergi Dairesi vergi mükelleflerine vergi beyanları yapacakları sayfada eğer 2020 yılında kripto varlık aldılarsa ilgili alanı mutlaka ve mutlaka evet aldım şeklinde işaretlemeleri gerektiğini hatırlatmış arkadaşlar. Dolayısıyla mümkün mertebe kontrol altına almaya çalışıyorlar en azından buradan gelen gelirleri. Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız yurt dışında 10 bin dolardan daha fazla kripto varlık tutan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının bunu bildirmeleri gerektiğinden bahsetmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanlığı'na bağlı olan Siber Suçlar veya Finansal Suçlar Kurumu isimli, FinCEN isimli bir kurum var. Onun söylediği bir şeydi. Oraya bildirimde bulunması gerekiyordu. Jack Dorsey, Twitter'ın CEO'su, aynı zamanda Square'ın CEO'su biliyorsunuz. Bu tip regülasyonların insanları inovasyonların önüne geçeceğini ve insanları sıkacağı için, kaygıyı arttıracağı için Amerika Birleşik Devletleri'nde mutlaka ve mutlaka daha etkisinin biraz daha düşürülmesi gerektiğini, aksi takdirde bu paraların, bu varlıkların yurt dışına çıkma eğilimine gireceğini söylemiş arkadaşlar. Özellikle burada, bu haberde altını çizdiği bir şey var. Şu anda regüle platformlar olduğunu söylüyor ki Square de onlardan bir tanesi, Cash App de bunu kullanıyor, PayPal bunlardan biri biliyorsunuz. Bu legalize olmuş platformlardan insanları uzaklaştırabileceğini söylüyor. Tabii ki kendi işi için de kaygı duyuyor ama bu anlamdaki kaygısı genel olarak da doğru bir şey. Yani bu alanda inovasyonun halen daha devam ettiği bir alanda regülasyon yapıcıların biraz daha esnek davranmaları gerektiğini söylüyor aslına bakarsanız. Buna da katılmamak mümkün değil. Doğrudan Bitcoin'le alakalı olmasa da kitlesel adaptasyon açısından önemli bir haber olduğunu düşündüğüm için son olarak bir haberle bitireceğim arkadaşlar. Ukrayna'da Merkez Bankası'nın çıkartacağı kripto paranın, ki bu bir sabit coin olacak, bu kripto paranın, Merkez Bankası kripto parasının altyapısı için hükümetin Stellar blockchain'ini tercih ettiğine dair bir haber. Bu, dediğim gibi, kitlesel adaptasyon açısından bence önemli bir haber olduğu için paylaşmak istedim. Arkadaşlar, bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.